Herkese merhaba. Öncelikle hoş geldiniz kıymetli Recep. Bugün burada Beylerbeyi'nin Everest yayınlarından çıkmış ve çok kısa bir sürede ikinci baskıyı yapmış Duasız ve Törensiz kitabı üzerine konuşacağız. Aslında söyleşiye başlamadan önce küçük bir Beyler'de geçen anımızı paylaşmak için isterim, müsaade olursa. Dün Beyler'le buluştuk, biraz vakit geçirdik, yürüyüş yaptık Kadıköy'de. Beyler'e dair bir takım sorularım vardı. Ben dedim kendi söyleşide aklıma şu sorular geliyor diye bir giriş yaptım ama bir tanesini söyledim. Bu tarz bir soru düşünüyorum sen ne dersin diye. Beyler de sağ olsun dedi ki heyecanı kalsın yarına sakla yarın daha tadında olur. Dedikten sonra cümleyi kapattık. Daha sonrasında muhabbetimiz devam etti ama muhabbet gene edebiyattan gene Beyler'in kitabından evriliyor. Dedi ki bu böyle olmayacak. Biz direksiyonu felsefeye ve sinemaya ve siyasete kırdık. Ama dön dolaş gene Beydan'ın kitabına geldi. Gene edebiyata geldi. En son dedi ki ya susalım ya oturup kalkalım. Çünkü bugüne yani yarına için yani bugüne bir heyecanı kalsın dedik. Böyle bir tatlı bir anımız oldu Beyda'yla. Beyda Yıldız, Siberek doğumlu. Öncelikle kısaca Beyda Hanım'ı tanıtmak isterim. Beyda'yı tanıtmak isterim. Siberek doğumlu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu kendisi. Mezun olduktan sonra birçok gazetelerde gazetecilik yapıyor. Yayın evlerinde editörlük yapıyor. Şu an halen Diyarbakır'da yaşamakta. Doğasız ve Törensiz kitabı Siirt'ten Almanya'ya çeşitli nedenlerle göç etmiş bir Neval'in ilk aşkı Asan'ın aramasının hikayesi aslında. Hikayenin bir kısmı Almanya'da, bir kısmı Siirt'in Dağdöşü köyünde, bir kısmı da yatılı köy okullarında geçiyor. Böylece dönemin 80'li ve 90'lı yılların hem politik hem sosyolojik gerçekliğini de tanıklık ediyoruz. Bu döneme dair tabii daha sonra sorularım olacak. Ama genel olarak romanın genel temasını oluşturan Neval'in bellek yolculuğuna dair bir soruyla başlamak istiyorum. Neval'in bellek yolculuğu sürekli geçmişi hatırlama, unutma ve yaz sürecini hatırlatan ve kitap boyunca bunun üzerine bir tartışma görüyoruz Beyda. Burada merak ettiğim şey, az önce söylediğim gibi unutmak ve hatırlama kavramları üzerine ne düşündün? Ve bunların ne kadarı Neval'de onu hissetti? Bunları merak ediyorum. Nikolajinkler. Ya önce şunu söylemek isterim. Ya zaten benim aslında baktığın zaman benim takıntılı olduğum da bir meseleydi aslında. Bellek mevzusu. Çünkü benim işte gazetecilik yaptığım yıllarda da çünkü ben işte yargı muhabiriydim. İşte uzun yıllar devlet güvenlik mahkemeleri, ağır ceza mahkemelerinde uzun yıllar muhabirlik yaptım ve bu insanların acılarına çok fazla şahit oluyordum ve bu insanların hiçbir şekilde geçmişte bıraktıkları, işte kayıpları, çeşitli sebeplerle hayatlarından çıkmış gitmiş insanların ölümünü kabul edememeleri mevzusu zaten benim çok eskiden beri çok kafaya taktığım bir şeydi ve bunun üzerine çok fazla düşünüyordum. Ve zaten şu süreç içerisinde de bu mevzu benim kitabımın ana konusu oluverdi. Aslında belki bir sürecin bir sonucuydu aslında. Olmazsa olmaz bir şeydi. Şimdi şunu söylemek isterim. Nasıl? Şimdi Ursula Le Guin şöyle söyler, yani zaman bir mabettir der. İnsan evladının da bütün bu mabet içerisinde ölümle kalım arasındaki o zaman dilimi içerisinde yaptığı temel bir şey var. Bir varlık meselesi var, bir olma meselesi var. Bir zamansal olma meselesi var. Bunu yaparken de hep şuraya takılır insan dediğimiz varlık. Geçmiş, bugün ve gelecek perspektifleri arasında bir konum seçmeye çalışır aslında kendine. Pek çok insan şimdinin perspektifini kaybeder. Bu ne demektir? Bu kişinin belleğini bir türlü bir kenara bırakamaması demek anlamına da geliyor aslında.
Çünkü aslında şunu becerebilse, çünkü şu da var. Yani bir insanın sağlıklı bir hayat kurabilmesi için ya da bir gelecek perspektifi oluşturabilmesi için öncelikle hem sağlıklı bir birey hem de sağlıklı bir toplumun yapabilmesi gereken şey şu: unutmak. Ancak hani unutan bir varlık şimdinin perspektifine sahip olabilir ve oradan geleceğe dair bir perspektif de kurabilir kendisine. Şimdi ne vardı tam bunu yapamıyor aslında. Yani o kadar geçmişindeki bazı anları o kadar artık sıkışmış ve kalmış ki bir türlü o andan çıkamayan bir kadından bahsediyoruz. Oraya saplanıp kalmış. Aslında bir gelecek kurmak istemiş. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü Neval işte, yani Hasan'ın artık o gidip mezarına dokunduktan, o toprağı yedikten sonra artık dayanamıyor ve artık oradan Almanya'ya gittiğini, bir göç serüveninin başladığını görüyoruz ve orada bir hayat kurmaya çalışıyor. Orada anladığımız kadarıyla da aslında yine kendisi gibi sürgün bir mülteci bir doktorla evleniyor. İki tane çocuğu bile oluyor aslında. Ama bütün bu metni okuduğumuz zaman şunu görüyoruz ki aslında Neval sadece bir gelecek kurmak, bir inşa etmek istediğini ama bunu bir türlü beceremediğini görüyoruz. Ta ki kendisine bir teşhis konulana ve çalıştığı klinikte içgüdüsel bir sezgiyle reçete defterlerini, o da çok böyle manidar bir şey çünkü herhangi bir şey almıyor yanına. Yani ilaçın yazıldığı, onunla kendisi şifa belki olabileceğini düşündüğü reçete defterleriyle eve gelip o anlara dönmeye başlıyor aslında. O nedenle evet, bir yanıyla bu kitabın duası ve törensizden bellek mevzusuna kafayı takmış, bunu kurcalamak isteyen, Neval karakteri üzerinden bunu anlamaya çalışan bir metin olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. İkinci olarak benim kitapta dikkatimi çeken ve çok beğendiğim bir bölüm var. O da ana kurgu devam ederken bu itik zamanlar dervişinin anlatıldığı bir kurgu. Hmm. Ana kurgu devam ederken kurmacı içinde başka bir kurmacaya tanık ediyoruz aslında yani. Az önce dediğim gibi itik zamanlar dervişi adı altında geçen bir bölüm. Burada bir itopik bir evren yaratmışsın. Hmm. Mitolojik bir karakter var. Ve genel olarak da kitabın genel o melankolisine, genel umutsuzluğuna, gelen böyle takıntılı, genel takıntılı haline nazaran daha umutlu, daha insanlara huşu, senin tabirinde huşu ve neşe saçan bir karakter. Burada şunu sormak isterim. Bu romanı okura sunarken kurgu içinde kurguyu anlatma tekniğiyle neyi amaçladın? Tam olarak amacın neydi burada? Aslında şunu söylemek istedim. Ben o bölümü çok keyifle yazdım. Tabii ki yani bir roman yazarken en azından tabii ki benim ilk deneyimim. Hani başka bir deneyimim de var ama hiçbir zaman kitaplaşmadı vesaire, ama hani her zaman yazmayla iç içe olan bir insandım. Evet, o bölümü özellikle yazmak istedim. Yani orada işte 4 tane bir evren olduğunu görüyoruz. Orada da zaten bir bellek mevzusunu döndüğünü de görüyoruz aslında. Yani işte 4 tane gezegen var ve insanlar aslında kendi gezegenlerinde bir şekilde hep hasta, artık hasta bir şekilde kendi gezegenlerinde dolaşan bir çeşit hastalığa tutulmuş ve bu hastalıktan unutamama hastalığına tutulmuş insanların içinde olduğu gezegenler var burada ve burada itik zamanlar dervişine bir görev veriliyor ve bu derviş buradaki hastalığın kaynağını anlamak üzere tek tek gezegenlere gitmeye başlıyor ve hepsinde çok farklı şeyler görüyor. Elbette her gezegenin kendisine özgü meseleleri var aslında. Ama o çatı meselesi dediğimiz şey yine gidip gelip belleğe dayanıyor. Orada aslında bir çare arıyor itik zamanlar dervişi ve aslında orada şunu da görüyoruz. Yani metnin çok ilerleyen sayfalarında, çünkü bunu yazan, aslında uyduran kişi Hasan. Evet. Yani aslında yıllarca buna Neval'i bir şekilde anlatarak Neval'i bir şey de söylemek istiyor aslında. Bir şey de anlatmak istiyor aslında. Ama Neval'e şöyle söylüyor. Ya ben bir kitap okudum, bir kütüphanede bir kitap buldum ve bu kitap şöyleydi diyor, böyleydi diyor. ve telefon görüşmelerinde Neval'e parça parça İtik Zamanlar Dervişi'nin
masalı diyebiliriz belki. Bu masalı anlatmaya başlıyor. Aslında bir şekilde bu Neval'e ulaşma çabası. O nedenle evet Hasan, çünkü burada daha bir manevi olarak çok var Hasan. Biz Hasan'ı çok iyi burada göremiyoruz. Evet. Ama Hasan'ı bir yerden hissettirmem, Hasan'ın kafasının nasıl döndüğünü benim anlatmam gerekiyordu. Hasan'ın da burada belleğe takıntılı olduğunu, bellekle ilgili aslında bir şey söylemek istediğini görüyoruz aslında. Ya da oradan aslında Neval'e bir şifa göndermek istediğini biliyoruz. Çünkü aslında Hasan zaten evet kafasında bir dünya var, o dünyaya doğru bir yolculuğu var. Ve bir şekilde aslında Neval'i haberdar etmek istiyor. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı şu, yani böyle bir bölümü koymamın ikinci riskleri de olan bir şeydi bu arada. Çünkü kitaba baktığın zaman böyle seksek taşları gibi başlayan bir roman görüyoruz. Ya yani oradaki zaten ana şeydi bu, şu. Çünkü Neval bir demans hastası. Neval'in zihni gibi kurmam gerekiyordu benim metni. Ve böyle parçalı bir metinde, çünkü okurdan sabır bekleyen bir metinde, tam da göbeğine üstüne bir üst kurmaca daha koymak gerçekten riskli bir şeydi. Bunu Evet. Hatem'le de çok tartıştım, çok şey yaptım. Hatta bunu editörümle de biz konuştuk. Ama sonuç olarak biz bunu koyma, vazgeçmeme kararı aldık ve böyle devam ettik. İkinci sebebi de şuydu. Metnin içinde bir nefes aldırmam gerekiyordu benim. Yani çünkü bir yerde ağır bir metin. Bir durum anlatan bir metin, çünkü ben orada hikaye dayalı, sadece hikaye dayalı bir metin anlatmak derdinde değilim. Benim orada meselem, daha Hasan'ı ben ilk sayfadan öldürerek zaten orada bir durum, bir psikoloji süreci başlattım. Temel meselem şuydu: ne var burada, ne yaşayacak, ne hissedecek, ne yapacak derdi vardı benim için. Çünkü benim işte yıllardır gördüğüm insanların süreçlerini izlemiştim. Buna tanık olmuştum. Beni en çok ilgilendiren şey buydu. O yüzden şimdi metnin kendisi zaten okuru belki yoracağı için böyle bir de üst kurdu bu, bir üst kurmaca koyma gereği de duydum aslında. Yani aslında bir yerde evet hem Hasan'ın oradaki bir şeyine dünyasını anlatmak gibi bir derdim vardı. Ama aynı zamanda okuru da aynı zamanda düşünerek okuru da bir nefes aldırmak Evet. gibi bir derdim de vardı açıkçası. Yani bence başarılı olmuş o açıdan. Yani o Teşekkür ederim. metnin ağır havasını kıran bir Evet. ümitli bir hikaye. Yani Evet. mitolojik bir anlatıyla kahramanla anlatmak bence yerinde olmuş Öyle yani. mi? Tebrik ederim. Sağ ol. Ben kitabı okurken dilini de çok beğendim açıkçası. Ve Neval'le de birçok özdeşleştiğim yerler oldu. Özellikle Neval'in bu senin de bahsettiğin gibi reçetelerini, kendi duygu durumlarını yazdığı yerler beni çok böyle içine alan yerler oldu ve birçok yerinde altını çizdim. Ama kitapta da sormuş olduğum bir soruyu sana sormak istedim. Gene galiba yanlış hatırlamıyorsam Neval'in reçetelerine yazdığı bir nottu. Belki acı çekmeyi öğrenemeyenler unutmayı da öğrenemiyorlardır, kim bilir. Bunu biraz açar mısın? Bence acının kendisi de bir bilinç meselesi. Ya. Yani bu kitabı yazarken acı meselesine de çok kafa yordum. Yani gerçekten. Yani çünkü bir karakter yaratıyorsunuz ve o karakterle birlikte yürüyorsunuz. O karakterle birlikte yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Hatta kitabın bir yerinde şöyle bir şey de var. Hani acı çekmeyi bilmeyenler, acı çekmenin akrabalıkla ilişkili olduğunu söyleyen bir cümle vardı. Şimdi hayal meyal hatırlıyorum. Bence evet Hani acı acıda bir... ortaklaşmak cümlesi Evet, aklıma geldi şu an. tam şimdi hatırlayamıyorum cümleyi. Ama acı en mühim akrabalıktır der mesela. Ben buna çok inanan bir insanım. Ancak acı çekmiş insanların birbirlerine anlayabileceklerini, empati yapabileceklerini, hatta sempati Evet. yapabileceklerini ben düşünen bir insanım. Ve acının kendisinin de zaten felsefenin çok temel kavramlarından biri. Acı çekmeyi evet çok şey yapmıyorum elbette. Ama bu kadar sert bir dünyada
bunca acının yaşandığı bir dünyada bence kendi acısına da bakabilenin, acının kendisi de aynı zamanda acısına bakabilenindir de diye düşünenlerdenim ben. O da bir bilinç istiyor gerçekten. Yoksa acınızı yaşarsınız ama işte psikolojide bir şey var, bastırırsınız onu. Ama hiç böyle ilerleyen yıllarda çok anlamadığınız, fark etmediğiniz bir zamanda o başka bir şekilde zuhur eder. Hatta şöyle bir şey vardır. Yani siz işte acılarınızı bir battaniyenin altına atarsınız. Bir fırçayla onu ötelersiniz. Ama öyle bir şey yaşarsınız ki küçücük o battaniyenin ucunu kaldırdığınızda aldığı küçücük bir oksijenle, küçücük bir nefesle orada yaşamış olduğunuz o acı, bastırdığınız o şey bir anda alevlenir ve bütün battaniyeyi bile yakabilir. O nedenle evet ben bunu çok önemsiyorum. Başkalarının acısına bakmak mevzusunda çok önemseyen biriyim. Yani Susan Sontag bu mevzuda gerçekten çok muhteşem şeyler yazmış bir kadın ve buna çok inanan biriyim. Evet acılarımız var ama önemli olan acılarımıza nasıl baktığımız, bu acılardan nasıl çıktığımız, bu acılarla nasıl devam ettiğimiz ve acı çeken insanlarla nasıl bir akrabalık hukuku geliştirdiğimiz. Çünkü mesela biz Masum'la da konuşumuz bir şey var yani değil mi? Yetimler İttifakı der John Berger Hoşbeş kitabında. Yani biz çok inanırız yani buna. Yani Yetimler İttifakı diye bir şey var gerçekten. Ve biz de aslında bu Yetimler İttifakı'nın bir parçasıyız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Bir de beni roman karakterlerinden en çok etkileyenlerden bir tanesi Seyfi Nene'nin. Neval'in nenesi. Baktığımız zaman Sekine Nene Neval'le çok aslında zıt demek doğru olmaz ama terazinin iki ayrı ucu gibi. Çünkü Neval daha böyle geçmişine takıntılı, daha melankolisi ağır, yeniyi yaratmakta daha antal bir karakterken Sekine Nene yani coğrafyanın o feodal kültürüne bile kafa tutabilen, yani her ne acı yaşamışsa yaşamış, onu bağrına gömüp yeni bir hayatın peşinden koşan ve umutlu bir karakter aslında. Hatta şöyle bir Neval'e sözü vardı. Hekimlikte iyi, acıda kötüsün diyordu. Kötü bir öğrencisin. Belki, evet, kötü bir öğrencisin diyordu. Sen ne söylemek istersin bu iki karakter konusunda? Şimdi şunu söylemek isterim öncelikle. Şimdi roman çok dinamik bir yapıya sahip. Süreci de aynı şekilde çok dinamik. Şimdi ben hani bu romanı yazmaya başladığımda evet Sekine Nene benim aklımdan geçen bir karakterdi. Ama onu aslında oraya aslında hangi sebeplerden tam olarak koymak istediğime dair çok da böyle beni çok da tatmin eden cevaplarım yoktu. Şimdi şöyle bir şeydir ya, yazarken siz bazı şeyleri çok bilinçli şey yaparsınız aslında. Ve aslında kitabı bitirdikten, hatta işte bayağı bir mesafeyi koyduktan sonra o karakterlerinizin neden oraya koyduğunuzu da aslında anlamaya başlarsınız. Şimdi şunu gördüm ben. Şimdi Neval'i aslında dengelemem gerekiyordu benim. Ama sadece Neval'i değil, aynı kendimi de dengelemem gerekiyordu. Yani Sekine'nin olması gerekiyordu orada. Evet. Çünkü Neval karakteri çok zor bir karakterdi. Yani işte düşünün sabah erken kalkıyorsunuz, 7 saatlere kadar çalışıyorsunuz. İşte son aylarda neredeyse günde 15 saatlere kadar varan çalışma bir disiplin içerisindesiniz. Ve bu karakterlerle ve düşünün ana karakteriniz Neval gibi takıntılı, Neval gibi bir melankolik, Neval gibi bir türlü acısıyla baş edemeyen ve gerçekten acıda kötü bir öğrenci olan bir karakterle yatıp kalkıyorsunuz. Şimdi aslında orada Sekine karakteri beni de dengelemiş oldu. Ben Sekine'nin karakterini giydirmeye başladığımda, bir süre sonra artık terazideki ağrını da görmeye başladığımda, onun artık gerçekten terazinin bir tarafında olması gerektiğine karar vermiştim. Sekine'nin aslında orada hem Neval'i hem de benim yazılım sürecimle aslında dengeleyen bir karakter oldu. Çünkü ben de akıl sağlığımı kaybedebilirdim o süreçte. Bana da çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Evet, yani böyle bir metinde zaten böyle bir tezatlık kurmak da zorundasınızdır. Yani metin okumaları yaptığınızda, metinler arasılık
yaptığınız zamanlarda net olarak gördüğünüz şöyle bir şey var. Yani evet, karakterlerin birbirini karşılaması, karakterlerin birbirine dengelemesi ve karakterlerin aynı şekilde çok farklı bile olsalar o yolda yürümesi gerekiyor. Ve bunu becerebilmeniz gerekiyor. O nedenle evet, yani ben de böyle bir motivasyona yaptım diyebilirim. Yani kitabın zaten bir bölümü de büyük çoğunluğu da yatılı bölge okullarında geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam birebir de konuştuğumuzda senin böyle bir deneyimin yoktu. Ancak deneyimi yaşayan insanlarla yaptığın görüşmelerden çıkardığın sonuçlar doğrultusunda böyle bir aktarım söz konusu oldu. Kitapta 80'li yılların başları, 80'li yıllar, 90'lı yılların başı geçiyor. Zaten ülkece çok zor bir dönemler. Bir de coğrafyanın getirdiği o dönem, o coğrafyanın daha da bir acılı, daha da bir zor geçen bir durum söz konusu. Çünkü oraya dair bir senin de kitapta bahsettiğin Zeyzat Sadok karakterleri gibi tamamen devletin sopası haline gelmiş, asimilasyon politikaları uygulayan bir karakter söz konusu. Evet. Şunu sormak istiyorum. Yani yaptığım mülakatlar sonucunda hatta bir yerde bir travmalardan da bahsettim. Yani nihayetinde pek azımız meslek sahibi, pek çoğumuz Zalim Sadun'un muasır medeniyetler mezurasını sonuna kadar uzattık demiştim. Bu mülakat yaptığın insanların yaşadığı o travmalarını, sıkıntılarını ne kadar yansıtabildin ya da ya yansıtamadığın birçok şey var dediğin neler var? Onları biraz, o süreci biraz anlamak, dinlemek istiyorum. Ya şöyle bir şey, şimdi yatılı bölge okulları işte 80'li yıllarda, işte darbe sonrası o dönemde işte Kürt çocuklarını daha bir nasıl diyelim işte hizaya getirmek, işte Kürtçe üzerinde bir asimilasyon yöntemi olarak kullanılan okullardı. Şimdi ben sana dün de söyledim. Evet, ben de bir yatılı bölgede kaldım ama ben bir müdür çocuğuydum. Ama ben böyle şeylere şahit olmadım. Yani bir mesela kaldım okulda. Evet, bazı şeyler oluyordu ama zaten o 90'lı yıllarda zaten nereden baksanız bütün devlet okullarında aşağı yukarı şeyler oluyordu. Ama şöyle bir şey oldu. Yıllar içerisinde tabii o dönem kaldığım dönem içerisinde tabii çocuklar 5 yaşında 6 yaşında getirilmişler. 15 yaşındaki bir çocukla işte 6 yaşındaki bir çocuk aynı sınıfta. İşte ben mesela o dönem Erzurum'dan gelmişim, okuma yazmayı çözmüşüm vesaire. Ama bu çocuklar henüz 3. sınıfta henüz daha Türkçe öğrenememiş çocuklar. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Yani ben yıllarca bir yatılı bölgeden mezun olabilmiş ama bunun gadrine uğramış çocuklarla ilgili bir aslında bir belgesel kitap, bir söyleşi kitap yapmak istedim ben yıllarca. Çünkü hani kime değseniz bu okullara çarpmış, bu okullardan mezun olmuş ve bu okulun onlarda yaratmış olduğu travmaları hala yaşayan insanlarla çok sık karşılaştım. Ama işte gerek şöyle çok yoğun bir çalışma dönemim vardı. Çünkü benim işte gidip bölgede gezmem gerekiyordu vesaire. Bunu yapamayınca ben zaten işte mevzu işte bellek vesaire olunca, Neval ve Hasan mevzusu olunca ben bir vefa göstermek istedim ve bu konuyu bu kitapta işlemek istedim. Şunu unutmamak lazım. Yani bu bir metin değil. Bu bir edebi metin. Bir belgesel değil. Bir söyleşi kitabı değil bu. Ben burada zaten edebiyatın sınırını asla aşmadan bir edebi mesele içerisinde bu meseleyi konumlandırmaya çalıştım. Bunu bir romanda yapamazsınız zaten. Bunu mesela Svetlana Alekseyeviç'in kitapları Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecini ve sonrasını anlatan olağanüstü söyleşilerden oluşan kitaplardır bunlar. Binlerce söyleşi yapmış Svetlana Alekseyeviç kitaplarında. Belki ki onlardan seçmeler yapmış bu kitaplarında. Siz onlarca kitap bile yazsanız bütün gerçeği anlatmakta yetersiz kalırsınız diye düşünüyorum. O nedenle benim için önemli olan evet, bir hikaye olarak, bir parça olarak o yatılı bölge okulları var. Çünkü Neval ve Hasan yatılı bölge okullarının ilkokul ve ortaokul dönemlerinde orada yaşıyorlar.
Bu dönemi kendi en azından temsiliyetleri üzerinden verebilmek gibi bir çabam vardı benim. Yoksa orada onca şey oldu, o da oldu, bu da oldu. Hayır değil. Zaten orada bir mesela güvercinler sahnesi var. Yani askerlerin gelip mesela yatılı bölge okulunda konumlandığını, orada öğrencilerle beraber içtima yaptıklarını, öğrencilerin onlara özendiklerini görüyoruz mesela. Yani işte müdürün evine kadar gidip kitap araması yaptıklarını, neyin peşinde olduklarını ve Hasan'ın mesela bunu sorguladığını görüyoruz. Aslında mesela o döneme baktığımız zaman yatılı bölge okuluyla ilgili olan bölümler daha çok aslında Hasan'ı anlatmaya çalışan bölümler de aynı zamanda benim için. Evet. Çünkü orada Hasan'ın nasıl bir karaktere sahip olduğunu, çocukluğunda zihninde neler geçtiğini en azından Neval'in gözüyle görme şansını yakalayabiliyoruz. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Ben kişisel kitabı okurken şöyle bir şey oldu. Yani kitabı okurken zaten Türkçe edebiyatta yatılı bölge okullarından dair ilk senin kitabını diyebilirim. Ben rastlayamadım. Evet. Eğer senin bildiğin varsa. Ben de şey, hiç görmedim. Onun haricinde Ferit Karahan'ın Oku Tıraşı filmi canlandı gözümde. Onun haricinde kitabı okurken Özcan Alper'in Gelecek Uzun Sürer filmi canlandı gözümde. Ben kitabı okurken bu filmler kafamın arkasında böyle döndü. Senin peki kitabı yazım sürecinde farklı disiplinler arasında etkilendiğin sanat yapıları var mı? Şunu söyleyebilirim aslında, çok özel olarak şunu söyleyebilirim. Dün seninle de paylaştım. Benim romanı yazma sürecimde Ferit Karahan'ın Oku Tıraşı yayınlandı. Evet. Mubi'de. Çok iyi bir iş gerçekten. Olağanüstü bir film. Çok heyecanlandım. Ama şu duyguya hiç kapılmadım. Yani işte Ferit Karahan bir kitabı yaptı ve eyvah ben ne yapacağım şimdi? Hadi ben de yazıyordum. Ne olacak şimdi? Hiç öyle bir şeye kaygıya kapılmadım. Ve çok sevindim hatta. Çünkü zaten bence bu meselenin de anlatılacak çok tarafı var. Ve burada anlatacak daha çok hikaye var bence. Ve Ferit Karahan zaten çok farklı bir sanat disiplininde yaptı bu işi. Ve çok farklı bir yerden yaptı. Çok farklı bir bakış açısıyla yaptı. Ben başka bir yerden yaptım. Çünkü bir de şöyle de bir taraf vardı. Benim kitap sadece yatılı bölge okulundan anlatan bir kitap değil. Sadece Neval'in anılarının bir parçası aslında. Hasan'la ilgili bir parçası aslında daha çok. O yüzden buna seviniyorum. Umarım bundan sonra daha çok iş olur. Daha çok sanat üretimi olur yatılı bölge okullarıyla ilgili. Çünkü gerçekten orada çok devasa bir travma olduğunu söyleyebilirim. Çok devasa bir travma var. Evet. Evet, devam edeceksiniz Aylin. Uzun yıllar gazetecilik yaptığını biliyoruz. Evet. Peki sence bu gazeteciliği mesleğinin romancılığına, roman yazarken o karakter oluşturmana ne gibi katkısı oldu? Ya şunu söyleyebilirim. Hiç yazarken şey değil mi? Ya bu meslek alışkanlığı benim için bana oldu. Vallahi çok şey yani. İki tane temel mesele var orada. Çünkü benim aslında biraz geç roman yazmamdaki dezavantajlı durumlardan biri aslında. Çünkü bir tercih yapmanız gerekiyor. Şimdi gazetecilik benim çok böyle canlı başla, çok hevesle girip okuduğum, çok yaptığım bir işti. Ama meslekle birlikte yazma hissiyatla çok ağır benim. Ve bu çok benim yıllarımı aldı. Çünkü bir tercih yapmanız gerekiyor. İkisi aynı anda olabilir mi? Yapabilenler vardır. Yani ama bu benim için çok geçerli bir şey değildi. Çünkü çok farklı iki disiplin. Çok farklı iki disiplin. Katkısı var ama. Olmaz mı? Yani ben işte 19-20 yaşımda gazetecilik yapmaya başladım ve bütün bu memleketin bütün meseleleriyle çok iştigal eden biriydim ben. O genç yaşlarda bile. Çok fazla şey gördüm. Çok fazla şeye şahit oldum. Ve çok fazla karakterle tanışma şansım da oldu. Ve hani ülkeyi de çok gezdim ben. Karadeniz'i çok gezdim, işte Ege'yi çok gezdim, Anadolu'yu çok gezdim vesaire. Bunun elbette çok büyük katkısı var. Ama temel olarak şunu söyleyebilirim. Yani
Ben bir edebiyat tutkuluydum ve bunun bir gün olması için çok çabaladım gerçekten. Gazetecilikten kopmak için çok çabaladım. Hatta mesela işte yakın zamanda basınla ilgili bir görevim vardı ve artık tümden onu, o kapıyı kapattım ve oradan çıktım. Çünkü gerçekten artık hiçbir şekilde o çelişkiye girmek. Çelişki derken şöyle bir şey. Çünkü sizin zihninizi ve duygularınızı getirip de götüren bir şey o. Metni yazarken ya burada bir gazeteci refleksim var mı diye kendinizi kontrol etmek zorunda da kalıyorsunuz aslında. O yüzden o defteri tamamen kapattım. Benim için artık gazetecilik geçmiş yılda dönem yaptım, ettim, severek yaptığım bir meslek olarak kalır. Ama bundan sonra sadece edebiyatla yazmak olarak devam edecek yani. Anladım. Peki son sorum. Bu benim sanam. Bundan sonra dinleyicilerimizden soru alırız. Daha çok kitaptan ziyade senin romancılık anlayışına dair bir soru sormak istiyorum. Birçok romancının veya roman kuramcısının edebiyata ve roman anlayışına göre bazı tespitleri, anlayışları söz konusu. Mesela Stendhal'ın roman sokaklarda dolaştırılan biri aynadır der. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Senin romancılık anlayışın nedir? Edebiyata nasıl bakıyorsun? Yani Beyda Yıldız kalemi kağıdı eline aldığı zaman hangi kaygılarla yazıyor? Ya ben dün sana da söyledim. Belki çok sertti ama ben bir edebiyatını okuduğum zaman ben onun bir kan akmasını istiyorum. Evet. Yani hani oradan kastım ne? Sahici olması benim için elzem bir şey. Çok elzem bir şey. Belki o yüzden de bir edebi hat kendime kurduğumda, yani o işte bir zamanla oluşuyor. İşte Osama Dazai'ler, Mishima'lar beni çok sarsmış. Mesela çok etkilemiştir. Elbette hani Dostoyevski söylemiyorum bir de. Yani benim için bu yazarın kendisinin kendisini kazması da olabilir. Hayatın her türlü rezilliğine batıp çıkmış da olabilir. Veya bütün bu mevzulara bakarken çok deşilmiş de olabilir. Ben bunu çok önemsiyorum, edebiyat. Bunun dışında yapılacak ya da yapılan edebiyat bana biraz şey yavan geliyor açıkçası. Çok da okuyamıyorum açıkçası. Yani çünkü eğer roman bugün itibariyle artık tarihin alanını almışsa, psikolojinin alanını kapmışsa, pek çok alanı artık almış ve kavramışsa eğer, bu romanın gücünden geliyor ve gerçek edebiyatın gücünden geliyor diye düşünüyorum ben. O yüzden sahici cümle kurabilmek için gerçekten hayatı kazımak gerekiyor. Benim kendi dünyamda en azından evet, ben toplumsal mevzular beni çok ilgilendiriyor, insan beni çok ilgilendiriyor. O yüzden bundan sonra da herhalde bu edebi hattımda bunu görmek istiyorum. Bu kanın aktığını, irinin aktığını ben görmek istiyorum. Okuru sarsmak istiyorum. Okuru yaralamak da istiyorum. Şimdi bana şey söyleniyordu ya, işte Beyda işte ilk daha dosya aşamasındayken işte acaba işte nasıl olacak? İşte Neval'i anlatıyorsun ama işte bunu okur. Evet, ben böyle yazıyorum. Ama tabii şunu elden asla bırakmadan. Benim için edebi tabirler çok önemli. Mesela bu metinde şuna çok özen gösterdim. Bunun için gerçekten çok çabaladım. Yani hikayenin dile devrilmemesi için uğraştım. Dilin de hikaye üzerine devrilmemesi için çok uğraştım. Ve benim için de böyle bir metni yazabilmek, Neval gibi ağır bir karakteri okutabilmek, yani yazabilmek ve okutabilmenin tek yolu orada iyi bir dil kurabilmektir. Evet. İyi bir dil kurabilmekti benim için. O yüzden bunun çabası oldu. Elbette şimdi bunu kurarken sizin beslendiğiniz, kendinize hat olarak belirlediğiniz, bir eşik olarak koyduğunuz yazarlar var. Ve bu yazarlar zaten sizi bir evren yaratmış oluyorlar. Ve siz de o hattan gitmek istiyorsunuz. Bunu gerçekleştirmek istiyorsunuz. Şimdi hani şeyin Virginia Woolf'un söylediği bir şey vardır, yani zihinsel dalgadan bahseder. O zihinsel dalga alttaki depremin nasıl olduğuyla çok ilişkili bir şeydir. Ne sizde depremi yaratan şey nedir aslında? O zelzele nasıl oluşmuştur sizde?
Ancak o zelzele oluştuktan sonra o Wolf'un ifade ettiği zihinsel dalgaya sahip olabilir. O zihinsel dalganın Gillips'in kıyıza vurduğu, getirdiği kelimelerle, cümlelerle, düşünsel dünyayla ancak bunu inşa edebilirsiniz. O yüzden evet, yani ben orada bir yerinin, orada bir şey görmeyi seviyorum. Bunu da yapmak istiyorum açıkçası. Evet. Evet. Peki şu sıralar üzerinde çalıştığın bir dosya var mı? Şu an üzerinde aslında düşünüm çok fazla hikaye var. Yazdığım şeyler de var ama bunların çok acele etmek istemiyorum. Bunu olgunlaşmasını istiyorum. Aceleci bir yazar olmak istemiyorum. Hakkını vermek istiyorum gerçekten bunun. Öyle çok böyle hemen bir kitap olsun, hemen tekrar yeni bir kitapla çıkayım gibi bir hevesim yok. Gerçekten ciddi bir olgunlaşma süreci istiyor. Tefekkür isteyen bir şey bence edebiyat. Yani sadece çok okumakla olan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben edebiyatın. Evet. Çok okuyup, çok okudum ve evet oturup çalışayım. Hayır, yani bence evet çok okumak ama hayatta çarpışmak, ama düşünmek, üstüne eğilmek, onunla yatıp kalkmak, onunla yürümek, onun dünyasına, onun evrenine girmek benim için çok önemli. O yüzden evet acele etmiyorum. Bakalım. Yani biz de yani heyecanla bekliyoruz. Teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadardı. Ben sorduğum soruların karşılığında çok tatmin edici cevaplar aldım. Eğer dinleyicilerden de sorular varsa alabiliriz. Hocam dedim. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle ben de Urfa Silahit'le olayım. Öyle mi? Kendimden bahsederek. Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sibel'e sizin kitapta bahsettiğiniz asimilasyon mevzusu üzerinden ben bir şeyler anlatmak istiyorum. Hı hı. Urfa Silahit'te 13 sene yaşadım ben. Yani 13 yaşına kadar oradaydım. Sonrasında Sakarya'ya taşındık ve biz Sakarya'ya taşındığımızda ben oradaki lisede bir akran zorbalığına uğradım. Mesela 3-4 sene boyunca iletişimim tamamen olmadı oradaki insanlarla falan. Ve bunun sonra seneler sonrasında hani 90'larda bir olan bir şey kom. O dönemde hani Sakarya milliyetçi bir yapısı olan bir yer, ben Urfa Siverek gibi bir yerden gelmişim. Tabii ben bunları ailem bana yansıtmadığı için Kürt olgumu ya da işte yani daha doğrusu politik yetiştirilmediğim için bunu sonradan fark ediyorum. Hani üzerinde çok şey yani o dönemde fark etmediğim için daha çok böyle arkadaşların içine girip hani kendimi yetersiz bulduğum ya da hayatım bir alana dönüşüyor. Bu benim kısaca bir öykü ama sonrasında Marmara Üniversitesi'ni kazanıyorum. İletişim fakültesini, aynı okuldan mezunuz. Kaç mezunsunuz meğer? 2001. 2003 mezunuyum ben de. Aynı döneme denk gelmemişiz. Şöyle söyleyeyim, hani tebrik ediyorum kitabınız içinde size. Duasız ve törensiz demişsiniz. Bir kitabın kısa bir şeyini okuyabildim gelene kadar. Kusura bakmayın, okuyamadım kitabınızı ama şey beni etkiledi. Orada Sekine Nine'nin ölümü de var mı? Sekine Nine ile ilgili böyle sanki bir tür... Daha doğrusu şunu söyleyeyim, belki ben yanlış hatırlıyorum. Ben kendi hayatımda dedemin ölümüyle o dildeki o asimilasyonun ve oradaki o bağ kuramamanın, aidiyet kuramamanın, dilin o dili kaybetmiş olmanın, aynı zamanda oradaki o bağın, aileli bağın nasıl bir kopuşta olduğunu gördüm. Yani şöyle bir şey, onun acısını hissedemiyorsunuz. Çünkü onunla aynı dili tamamıyla konuşmamışsınız. Çünkü tamamıyla aynı dilde değilsiniz. Aynı acıyı da sahip değilsiniz. Aynı acıyı, yani oradaki o bağınız sanki o kadar şey ki, yani ben bunu nasıl anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama hani dedeniz ölüyor. Yani sonuç itibariyle o sizinle bir bağ kurmaya çalışmış her seferinde ama siz onunla hep Türkçe karşılık vermişsiniz. Ya da orada bir şey olmamış, yani acısıyla ortaklaşamamışsınız bir yerde. Ya da işte duygusuyla ortaklaşamamışsınız. Yani oradaki ben o dedemin ölümüyle bunu daha çok fark ettim.
Orada asimilasyon ve şey ne kadar kitapta geçiyor hani bilmiyorum. Hani biraz daha edebi yaklaştım gibi konuştunuz ama esasında asimilasyonun bizi götürdüğü nokta ve bizim Türkçe dilini kaybediyormuşuz. Hani yalan yok. Ben bir nesil ya da iki nesil sonra artık yani o dil tamamıyla askıya alacak gibi bir şey yani. Bir yerde bu asimilasyon başı... Zazaca için de çok geçerli. Zazaca ya da her neyse diğer diller yani etnik diller ya da tamam yani genel olarak konuşuyorum. Yani dillerin devam edebilmesi için nesiller boyunca aktarılabiliyor olması gerekiyor biliyorsunuz. Yani o noktada hissedilen acıdan da bahsettiğiniz için söylüyorum bunu. Şeyi hani nasıl duasız ve törensiz adını hani oraya bağlayacağım. Duasız ve törensiz adı oradan nasıl çıktı? Yani o kitabın isimlerinden çıktı. Onu soracağım size. Yani orada ben o benim ilgimi çekti. Duasız ve törensiz. Yani sanki böyle dedemle de bir bağ kurup hani o asimilasyon ve aidiyet duygusunu kopuş şekli gibi kendi kafamda öyle şekillendirdim. Ben kısaca bunu sayabilirim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi romanda şöyle bir şey var zaten. Ya aslında Neval'in Hasan'la ilgili okuduğunuzda hani göreceksiniz. Hani mesela Neval ve Hasan'ın yolları ortaokuldan sonra yatılı bölgeden sonra ayrılıyor zaten. Yani Hasan Diyarbakır'da kalıyor. Neval İstanbul'da bir yatılı bölge, yatılı okula geliyor. Valide Sultan yatılı okuluna geliyor. Ve burada iyi bir eğitim alıyor. Ve aslında burada hem zihinsel bir farklılık oluşuyor ve acılar da yaşıyor aslında burada. Neval burada bir cumhuriyet kızı gibi yetişiyor artık. Ama Hasan kendi kültürünün içerisinde ve kendi dertlerinin içerisinde ve bunların farkında olan bir çocuk olarak yetişiyor. Evet. Ve aslında Neval'in diğer de evet saplantılı diyebileceğimiz o bellek mevzusunun aslında temel şeylerinden biri şu. Yani aslında Neval konuşabilse Hasan'la o dönem çünkü bir kayıp dönem var. O İstanbul'dayken o Diyarbakır'da. Aslında o süreçte birbirini görebilseler, daha çok konuşabilseler falan. Aslında Neval'in kafasındaki soru işaretleri de kaybolacak. Çünkü tarih yırtılmış orada bir kere. Bir coğrafya yırtmışlar. Şantin. Neval'in zaten daha öncesinden göç eden bir ailesi var. Almanya'ya gitmiş. Hangi sebepten gittiklerini bilmiyoruz ama bizim hani anladığımız kadarıyla metni okuyana bırakıyorum ben tabii onu daha çok. Çünkü Neval'in işte köyde gezdiği, köye çıktığı bir sahne var. Köyde bakıyorsunuz 4-5 aile var yani sadece. Orası bir şey söylüyor. Neval bütün bunları görmemiş bir genç oluyor İstanbul'da aslında. Ve Hasan'a ve o geçmişe dair takıntısı da oradan geliyor. Ve yırtılmış bir haritası var, yırtılmış bir zihni var, yırtılmış bir acısı var. Bunu anlamak da, bunu şey yapmak da çok zorlanıyor Neval. Yani duası ve törensiz, evet yani duası veriyor. Çünkü baktığınız zaman o kadar çok insan duası ve törensiz gömülür ki bu coğrafyada. O yüzden yani Hasan'ın kendi hikayesi üzerinden duası ve törensiz ismin gelmesi kaçınılmaz oldu benim için. Cevap diyebildiğin ne? Başka sorusu olan var mı? Hocam buyurun. Bu söylediklerinizin toplamında bir geçmişi unutma, yani acıyı çektikten sonra o unutma hakkını artık devreye koyma gibi bir şeyden bahsetti Beyda. Yani bu mesele biraz biricik bir aşk hikayesi olmadığı için, hani politik bir mesele olduğu için ve geçmişte yaşadığımız o her şey şimdinin liseleriyle bir hotlak gibi aramızda dolaştığı için, yani bir şey halkıyla gömülmeyince bir hotlak olarak sürekli bizim hayatlarımıza neşet ettiği için sanırım bu unutma hakkını devreye sokamıyoruz. Çünkü unutmak için bir yüzleşmek, hesabını görmek, bir şekilde temize çekmek ve tasnif etmek gerekir onu geçmişte bırakmak. Kesinlikle. Ama bu Hasan ile Neval'in hikayesinde de olduğu gibi, yani bu bunun politik bir meselesi de aynı zamanda olduğu için, hatta meselenin tamamı belki politik olduğu için ve ne yazık ki o bir türlü geçmişte kalamadığı için, ya yani bugün esir ettiği için
O unutma meselesi böyle hakikaten gerçekleşemiyor yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani o unutmanın kadar da kolay bir şey olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yani kesinlikle öyle. Aslında bu müziği de konuşacağımızı ben istemiştim açıkçası. Çünkü sizin adaleti sağladığınız yerde, yüzleşmeyi sağladığınız yerde ancak unutmanın da mümkün olabileceğini görebiliyorsunuz yani aslında. İşte neden yıllardır cumartesi anneleri Galatasaray Meydanı'nda bir abide gibi yükseliyor? Neden mesela benim ilk şahit olduğum daha 19 belki 20 yaşındayım ve ben Trabzon Gazze davası Trabzon'a sürülmüştü. Aslında bu kitabın belki de tohumu odur diye düşünüyorum ben bazen. Yani bir anne gelmişti ve anne koynundan kanlı bir atlet çıkarmıştı. Ben o an makineyi indirmiştim yani. Ben çekememiştim yani o sahneyi. Çocuğunu arıyor ve çocuğunun adaletini arıyor aslında. Davasını Trabzon'a sürmüş. Bu yıllardır Türkiye'de yapılan bir şey. Hiçbir davanın o olayın cereyan ettiği yerde görüldüğü görülmedi yani şimdiye kadar. Adaletin sirayet ettiği görülmedi yani şimdiye kadar. Neval'in de meselesi aslında. Yani o adalet tecelli etse, hukuk tecelli etse, o yüzleşme söz konusu olsa, sorular havada kalmışsa, soruların cevapları o olsa Neval de bu kadar acı çekmeyecek. Yani Neval de herhalde hayatıma devam etmek ister yani. Eğer o bir insansa, o da çok sıra dışı bir, yani eğer insansa bir insan duyguları sahipse neden Neval de hani o geçmişte kalsın ve neden bugünün perspektifini açamasın, büyütemesin, neden devam edemesin, neden bir gelecek kuramasın kendini? Tam da bu söylediğin sebepten ötürü aslında. Tam da söylediğin bu sebepten ötürü. Teşekkürler hocam katkınız için. Başka sorusu olan var mı? Kitabı hiç okumayan bir şey söyleyeyim. Tabii. Yani konuştuklarınız üzerine aslında yani bu kadar net bu ismini çok seviyorum. Yani aslında yüzyıllardır dolaşan bir alıntı var. Böyle hem edebiyattan sinemada çok konuşuluyor. Yani. Bu Butler'ın şeyi var ya biz hangi hayatın yasaklı olası meslek. O çok önemli soru. Evet. Türkiye tarihi çok uygulanabilecek bir soru. Ben kitabı okumadım ama bu başlıkla sizin kitabı referans mantıklarından biri oldu. Çok bu güzel. O bakımdan elinize sağ olun. Evet, çok sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ayazı Spank. Şöyle ben işte o kadar gibi geçmişe bakmadan aslında ileriyi anlayamayız diyor yani. Ama geçmişe de biraz daha dengeli bakmak lazım. Sürekli geçmişe baktığınızda bu sefer ileriyi göremezsiniz. Adeta bir arabayı sürmek gibi. Aynalara bakarsınız, dikiz aynalarına bakarsınız. Sürekli geçmiş sizin yani geride bıraktığınızdır ama ileriyi görebilmeniz için de camdan dışarı bakmanız gerekiyor. Tabii. Yani unutmak evet, unutmak gerekli. Ama nasıl? Nereye kadar? Dengesi ne? Nasıl? Çünkü sağlıklı bir unutma sürecinin olması gerekiyor. Yani yasın, yani şimdi sonuçta psikolojide evreleri var. Yani yasın da evreleri var. Yani o evrelerin gerçekten işlemesi gerekiyor. Şimdi bizim yaşadığımız ülkede sayısız insanın o yas sürecini sağlıklı yaşamadığını biliyoruz. Yaşayamadıkları için zaten unutamıyorlar ve geçmişe takılı kalıyorlar. Çocuklarını bekliyorlar, çocuklarını anıyorlar, arıyorlar ve pek çok şey buna dahil edilebilir. Mesela geçen Mahsun'la da konuştuk. Biz Mahsun'la böyle çok paslaşırız. Benim çok sevdiğim bir şair var, Tennyson. Tecrübe der, hani o eli kirli bakıcı der. Gerçekten geçmiş, eğer sorunlarını, meselelerini halletmediği zaman o kırbacı hep sizin sırtınızda olur yani. Hep sırtınızı kırbaçlar ve siz devam edemezsiniz. Böyle. Başka sorusuya katkı soran var mı? Yok galiba. Beyda, ben sana çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel sohbetti. Tatmin edici cevaplar aldım ben. İyi ki şey yapmamışız. Evet. İyi ki susmuşuz. Sen bir arada kulaklarını kapadın. Böyle bir anımız olmuştu. Size de çok teşekkür ederim katkılarınız ve kıymet verip buraya kadar geldiğiniz için. Bugün Beyda'nın Duasız ve Törensiz'ini konuştuk. İlk romanı. Umarım yakın zamanda ikinci romanını ve ikinci öykü kitaplarını, romanlarını konuşacağımız bir toplantı olur. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.